Şimdi Ankara'ya döneceğim. Doktor Hakkı Uygur. Hakkı Bey, İran'ın tavrı bu süreçte merak edildi ama açıktan bir şey söylemeden böyle yarım ağız ya da sosyal medyada şurada burada yüksek sesle olmasa da tepki gösteriyorlar, mesafeli duruyorlar. Siz bugün Twitter'da da bir paylaşımı paylaşmıştınız. İşte YPG'lileri konuşturuyorlar, program düzenliyorlar falan. Bu hem Amerika ile varılan mutabakat hem de Rusya ile varılan mutabakatın İran'daki etkileri neler? Bir özetleyebilir misiniz? Evet, sizin de belirttiğiniz gibi İran da bu süreci yakından takip eden ülkelerden bir tanesi. Çünkü herkesin bildiği gibi İran-Suriye krizinin başından beri orada. Başından beri sahada birçok kazanım elde etti. Hatta işte Suriye devriminin tersine çevrilmesinde, başarısızlığa uğratılmasında en önemli aktörlerden bir tanesi. Dolayısıyla İran orada Türkiye'nin attığı her adımı yakından takip ediyor. Amerika ile olan müzakerelerini, Rusya ile olan müzakerelerini çok yakından izlemeye çalışıyor. Önce operasyonla ilgili İran'daki tepkileri isterseniz kısaca anlatayım. Çünkü Cumhurbaşkanı da Soçi'ye gitmeden önce yaptığı açıklamada bu İran'daki tepkilere değindi. Malumunuz İran'dan ruhani ve hükümetinden değil ama bazı odaklardan harekatı eleştiren sesler geldiğini, bir takım çatlak sesler geldiğini, oysa Türkiye'nin İran'ın nükleer dosyasında en kritik zamanlarında İran'a destek verdiğini, bunu beklemediğini, bir dost olarak üzüldüğünü Siz belirtti Sayın hatırlattınız. Cumhurbaşkanı. Gerçekten de İran'da TRT World Forum'a katılmayan İranlı yetkili eski Cumhurbaşkanı Ahmadinejad mıydı? Evet, Ahmadinejad'dı. Operasyonu protesto Gelmeyeceğini edip. açıkladı operasyondan. Doğru. Larijani, Meclis Başkanı Sayın Larijani de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın davetlisiydi İstanbul'da bir toplantıya. O da aynı sebeple operasyonu göstererek ziyaretini iptal etti. Türkiye'ye doğrudan Sırbistan'a gitti. Şimdi tabii bunlar kamuoyundaki tepkilere çok ben girmek istemiyorum. Çünkü sonuçta İran'da bilenler bilir çok sesli bir toplum. Her ne kadar dışarıdan çok belli olmasa da. Bu tür tepkiler bir ölçüde normal kabul edilebilir. Ancak yetkililerin veya bazı eski yetkililerin, bazı görevdeki yetkililerin, işte Cuma imamlarının ki muhafazakar kanadın önemli bir temsilcisidirler. Cuma namazlarına Türkiye'yi bazılarının son derece ağır şekilde eleştirmesi Türkiye'de tabii kaydedildi. Yani bu çünkü biz de anlatıyoruz. İşte Türk yetkililer zaten sürekli her türlü platformda bunu İranlı meslektaşlarında anlatıyorlar. Türkiye'nin buradaki operasyondaki hedefi çok basit. Az önce Mete Bey de anlattı. Orada belki bir cümle ben kendi görüşümü ifade etmek isterim. Operasyonun amacı aslında YPG'yi bile tam olarak yok etmek değildi. Yalnızca sınırlarından ötelemekti. Çünkü Türkiye çok basit, net bir şekilde bunun terör örgütü olduğunu söylüyor. Benim sınırlarımdan gitsin Suriye rejimi, Beşşar yönetimi neyse artık bir şekilde kendisi halletsin. Ama ben bunu sınırımda kabul edemem. Bana bir güvenlik tehdidi diyordu. Hatta ilginçtir, İran'daki tepkilerden bahsederken meclisten çok tepki geldi. Bir takım milletvekilleri. Orada da Türkiye'nin görüşüne yakın bazı milletvekilleri ki bunların büyük ekseriyeti Türk kökenli milletvekilleriydi. Dediler ki biz bunlarla PEJK olarak zaten savaşıyoruz. Birkaç milletvekili isim vererek söylediler. İşte amcamın oğlu, kuzenimi bunlar şehit etti. Ama İran meclisi sanki YPG meclisiymiş gibi bu terör örgütünden övgü dolu ifadelerle bahsediliyor. Bu nasıl oluyor diye tepki gösterdiler. Dolayısıyla İran'dan fazla tepki, bu şekilde tepkiler geldi. Ama ben yazımda da ifade ettim. Üst düzey yetkililer, işte İran'ın lideri Ayetullah Hamenei olsun, askeri yetkililer olsun ki biliyoruz devrim muhafızları özellikle Suriye'de çok etkililer. Bunlardan ses gelmedi. Ali Ekber Velayeti gibi, Amiral Şemhani gibi çok derin nüfus sahibi isimlerden ses gelmedi. Dolayısıyla İran tepkisi kabul edilebilir sınırlardan kaldı. Ancak benim görebildiğim kadarıyla Cumhurbaşkanımız bunu bir vefasızlık olarak, dosttan beklenmedik bir tavır olarak gördüğü için bunu sistemi dile getirdi. Peki, Öbür taraftan Türkiye... böldüm. Bir soru daha ekleyeceğim. Sahadaki sürece rejim kanadına müdahale etme, yönlendirme, işte bir takım provokasyonlar, yeni bir süreç başlatma, Türkiye'nin önüne set çekme gibi hamleler yapar mı İran? Çünkü daha önce işte
Esed'in zayıfladığı dönemlerde çok aktif rol oynadı, asker sürdü sahaya vesaire. İran'ın kırmızı çizgisi Suriye ile ilgili çok net. Bu Şam'daki yönetimin ayakta kalması, Beşar Esad'ın şahsında tecessüm eden bir anlayış ve yönetimin mümkün mertebe fazla toprak ele geçirmesi. Türkiye'nin sınırlarında yapacağı bir operasyon, YPG gibi ne olduğu belli bir örgütün, Amerikan taşeronluğu yapan bir örgütün kısıtlanması İran'ı çok etkilemez. Özellikle bu Rusya ile anlaşmışken Türkiye, çünkü biliyorsunuz dolaylı olarak artık çok biz açıkça ifade etmiyoruz ama Türkiye ile rejim arasındaki ilişkiler de artık yavaş yavaş farklı aşamaya geçiyor. Bu Adana mutabakatına sürekli vurgular, operasyondan önce rejimin İstanbul'daki temsilciliğinin bilgilendirilmesi, Cumhurbaşkanımızın bunların mümbiçe girmesinden ben rahatsızlık duymam zaten kendi toprakları gibi açıklamaları. Artık Türkiye'nin Şam'daki rejimle bir kavgasının kalmadığını benim kanaatimce gösteriyor. Ha, ihtilaf noktaları devam ediyordur. Tabii ki Beşar Esad'ın şahsı, Suriye'deki Baas rejimi ülkede demokrasiye geçişin önünde hala bir engeldir. Hala Türkiye'nin bu konuda rezervleri vardır. Ama bu tespit bence önemli. Bu kavga kalmamıştır. Bu kavga kalmadıktan sonra İran'ın Türkiye'nin güvenlik endişelerine ben çok fazla tepki göstereceğini zannetmiyorum. Zaten bugün İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi'nin de açıklamaları vardı. Anlaşmayı desteklediklerini söylüyor Türkiye ve Rusya arasında. Ve yine dediğim iki hususa vurguda bulunuyor. Biri Türkiye'nin haklı güvenlik kaygıları, diğeri de Suriye'nin toprak bütünlüğü. Bu Türkiye'de Suriye'nin toprak bütünlüğüne en üst düzeyden, en üst perdeden teyitte bulunduğuna göre ben İran'ın pratikte, sahada, özellikle askeri olarak engelleyecek herhangi bir girişim içinde bulunduğunu zannetmiyorum. Ama şu nokta önemli, bunu da söyleyeyim isterseniz, son cümlem olsun. Trump'ın bugün PKK'lı, YPG'li sözde komutanla yaptığı telefon görüşmesinin çok açık bir anlamı var. O da şudur: tamam, biz size tabiri caizse kuzeyde sattık, Türkiye'ye karşı korumadık, kollamadık. En önemli topraklarınızdan çekilmenize sebep olduk. Ama sizin de işimiz bitmedi. Zaten siz de biliyorsunuz, Amerika sürekli olarak Türkiye'ye bu ifadeyi kullanıyordu. Yani biz YPG'yi sizin için silahlandırmıyoruz, bu kadardır, sizin için değil. Siz üstünüze alınmayın, ama Türkiye'nin kararlı duruşu geri adım attırdı. Ben bunların bir şekilde İran'la ilgili olduğunu düşünüyorum. Az önce de vurgulanan Ebu Kemal Deyruzur vesaire üzerinden İran'la ilgili planların bir şekilde devam ettiğini düşünüyorum. Onun için bu aşamada YPG'nin zayıflatılmasının İran'ı çok rahatsız etmediğini söyleyebilirim. TVNET'te iç hatlarda 3. bölümdeyiz. İlk 2 bölümde önemli konuları, başlıkları konuştuk. Şimdi Ankara stüdyomuzda Doktor Hakkı Uygur var. İran Başkanı Hakkı Bey. Şimdi 2. bölümde Resul Serdar Ataş'ın bıraktığı yerden devam edeceğiz. Yani biz bundan sonrasını artık konuşmalıyız. Bundan sonrası Suriye meselesinde yeni denklem ne olacak? Yani bir Astana görüşmeleri var. Devam ediyor. Bu süreçte bile orası, o görüşmelere bir sarsılma olmadı. Aynı zamanda Anayasa Komisyonu önümüzdeki günlerde başlayacak, toplanacaklar. Ve bundan sonrasıyla ilgili, Suriye'nin geleceğiyle ilgili bir takvim nasıl çıkar, nasıl oluşur? Öngörüleriniz neler? Evet, Resul Serdar önemli yerlere değindi. Belki birazdan ben de değinme fırsatı bulurum. Çünkü bu, hani ileride nasıl bir şey olacak? Bu Astana süreci belki birkaç yıllık süreç ama onun dışında ne olacak? Çünkü bu çok yerinde tespit ettiği gibi aslında bu bölgesel bir sorun. Yani Irak'ı, İran'ı, Lübnan'ı, işte bütün bölgede bu çeşitli sıkıntılar var. Ve buna kalıcı, kapsamlı bir çözüm bulunması gerekiyor. Astana süreciyle ilgili ben iyimserim. Özellikle Türkiye açısından çok daha net bir resim ortaya çıkmaya başladığını söyleyebilirim. Çünkü Türkiye'nin çoktandır Suriye ile ilgili en önemli kaygısını YPG'nin oradaki bir silahlı varlığı, iki uluslararası meşruiyeti oluşturuyordu. Yani ikincisi bence çok daha tehlikeliydi bunun. Çünkü işte bizim operasyona başlamamızdan sonra yapılan görüntüleri hepimiz gördük, şahit olduk. Yani belki Türkiye İsrail'le bile bir askeri çatışmaya çıksa bu kadar gürültü olmayacaktı. Demokratıyla, cumhuriyetçisiyle, işte Avrupalısıyla, solcusuyla, bütün dünya, Çin'den Hindistan'a kadar gelen mesajlar Türkiye'nin orada uzun vadeli büyük bir oyunu bir şekilde bozduğunu gösteriyor. Bence bu çok önemli. PKK ile arasında vurgu yapılması çok önemli.
İşte Trump'ın bunlar IŞİD'den bir şekilde daha tehlikeli demesi çok önemli. O büyü bozuldu. Dolayısıyla Türkiye bugün belki hani istediği bütün o 400 küsür kilometrelik alanda istediği o sonuca ulaşamamış olabilir. Ama ana şey kırıldı ve Rusların verdiği destek kırıldı. YPG müthiş bir şekilde zayıflayacak. Resul Serdar'ın vurguladığı hususu ben de önemsiyorum. Yani bunu biz toplantılarımızda geçen hafta da panel yaptık kendi kurumumuzda. Yani Türkiye'nin Suriye Kürtleriyle bir sorun olması mümkün değil. Yani YPG'nin aklı başına gelip elindeki silahların toplanıp Türkiye'nin birileri tehdit eden konumdan çıkması halinde YPG ile bile farklı bir takım ilişkilere girebilir ki Salih Müslim'le olan geçmişte ilişkiler biliyor, gidip gelmeleri vesaire. Mesele şuydu, YPG orada olağanüstü bir şekilde, hormonlu bir şekilde büyütülmüştü. Çok fazla silah verilmişti. Kendisine ait olmayan coğrafyalara uzamıştı. Şu anda bunların hepsi kesiliyor. Dolayısıyla yarın başka yerlerde de göreceğiz. YPG'nin elindeki alanlar gittikçe azalacak. Ben stüdyodaki konuklara katılıyorum. Araplarla ayrışmalar başlayacak. Yerel halkın itirazları başlayacak. Yani Kürt topraklarını bıraktık, Amerika için savaşıyoruz diyen YPG için de bir takım tepkiler gelecek. Dolayısıyla zayıflayacak. Bu noktadan sonra Rusya ve Türkiye arasındaki işbirliğinin, ki İran'da ben bunu destekleyeceğini düşünüyorum. Stüdyoda dile getirilen rezervleri bir kenara koyuyorum. Bunlar haklı rezervler. Ancak büyük resimde İran'ın bir tepki göstermeyeceğini düşünüyorum Türkiye'nin inisiyatifine. Çünkü İran net bir devlet, kafası net bir devlet, refleksleri net bir devlet. İran bir süreci baltalamak istediğinde, tehdit etmek istediğinde bunu çok net yapan ve herkesin anlayacağı şekilde yapan bir devlet. Dolayısıyla sınırdan sızmaların, bir takım operasyonların ben çok fazla İran mesajı taşımadığını düşünüyorum. Çünkü aynı bölgede daha bir ay önce İran karakolları basılmıştı. Türkiye'den geçmişler. Dolayısıyla sınır kontrolleri bazen çok güçlü olmayabiliyor. Dolayısıyla İran, Rusya, Türkiye arasındaki sürecin ben işleyeceğini düşünüyorum. YPG'nin zayıflamasından sonra ama asıl temel sonra dönersek bu bölge niye yönetişim problemi var, niye yönetilmiyor? Bakın belki farklı bir istatistik anlamda olabilir. Türkiye'de en çok konut alan yabancı ülkeler hangileri? Iraklılar birinci sırada, İranlılar evet. İkinci sırada. Bu iki ülkede Şii ve dini tandanslı, evet dini tandanslı yönetilen ülkeler. Türkiye'ye bakışları, siyasal bakışları sorumlu, bunu biliyoruz. Haçlı Şabi Irak'ta hakim, İran'daki yönetimin Türkiye'ye karşı tavırlarını biliyoruz. Peki neden bu halk, bu ülkelerin halkları, biraz parası olanlar Türkiye'ye gelmeye çalışıyorlar? Yabancı öğrenci sayısında Türkiye neden rekorlar kırıyor? Turizm konusunda neden böyle? Yine benzer bir soru sorulabilir. Bizim Arap Baharı öncesinde Suriye ile neredeyse stratejik birlik oluşturmaya götüren şey neydi? O zaman da Beşar Esad Alevi bir aileden geliyordu. O zaman da bu cinayetleri, katliamları işletilen Baas güvenlik bürokrasisi aynıydı. Ama müthiş bir şekilde Türkiye'ye yaklaşmak zorunda hissediyorlardı kendilerini. Bu yumuşak gücün cazibesine kapılmışlardı. Dolayısıyla bunu doğru okumak lazım. Yani bu bölgede Tunus'tan, Fas'tan Endonezya'ya kadar neden Adalet ve Kalkınma Partileri kuruldu? Neden Tayyip Erdoğan bir lider olarak ön plana çıktı? Neden 2010-11 yılında Hizbullah Türk bayraklarıyla 100 bin kişinin katılımıyla gösteriler düzenledi? Türkiye'nin bence bu bölgenin geleceğine vereceği, sunacağı çok fazla bir şey var. Ancak ne yazık ki çatışma ortamında bu çok fazla görünmüyor ve çatışma ortamında isteyin veya istemeyin bu çatışmanın bir tarafı oluyorsunuz. Çatışmanın tarafı olduğunuzda da sizin söyleminiz ne yazık ki çok daralıyor. Yani Mısır'da veya Suriye'de siz herkese hitap ederken o çatışmaların bir tarafı olduğunuzda Suriye devriminin başlangıç aşamalarını biliyoruz. Yani Hristiyanı, Alevisi, sağcısı, solcusu herkes sokaktayken bir müddet sonra farklı yere evriliyorsunuz ve size olmayan etiketler yapıştırılabiliyor. Öyle ki işte kadınların stadyuma gitmesi, maç seyretmesi zinhar haramdır diyen bir imam mesela sizi aşırı İslamcılıkla suçlayabiliyor. Veya işte 2019 yılında kadınlara lütfen bir araba sürme hakkı veren bir şehzade, bir prens çok reformcu olarak görülürken Tayyip Erdoğan tırnak içinde İslamcı diktatör olarak yaftalanabiliyor. Dolayısıyla bence bu çatışma ortamı biraz yumuşadığı zaman, normalleşmeye başladığı zaman Türkiye'nin o cazibesi tekrar ortaya çıkacaktır. Ve Türkiye'nin bütün değerleriyle, yani buna da Türkiye için siyaset gözüyle bakmamak lazım. Bazen Türkiye'den yanlış anlaşılabiliyor. Yani Türkiye'nin cazibesinin çok iyi tanımlanması gerekiyor.
Bu bölgeler zaten muhafazakar topluluklar. Yani Mısır olsun, Suriye'si olsun, Arap coğrafyası özellikle. Ama Türkiye'nin çok partili demokrasi, özgürlükleri, kadın hakları, insan hakları, Avrupa Birliği ile yürüttüğü müzakereler, demokrasi, basın özgürlüğü, bütün bunlar bir toplam olarak bölgeye hitap ettiği, bölgeye vaat ettiği çok fazla şeyler var. Bence bu çatışma ortamından çıkıldığı zaman, hatırlayın Kuzey Irak referandumunda da meşhur anekdot olmuştu. Oyumu bağımsızlık için kullanıyorum ama sorun çıktığı zaman bir şey olursa ailemi alıp Türkiye'ye gideceğim. Yani Türkiye herkesin sığınağı. Bugün işte Afganistan'dan tutun, İran'dan tutun, bütün bölgelere yönelik böyle bir şey var. Bence bu çatışmaların rahatlaması, azalması, bu kamplaşmaların hafiflemesi Türkiye'nin temsil ettiği bu çoğulcu, demokratik, işte muhafazakar değerlerle barışık sekülerizm, laikliğin bölgeye sunacağı çok fazla bir şey olduğunu, şeyler olduğunu düşünüyorum. Irak'tan bir örnek verelim. Hani Irak'ta gündemde Resul da bahsetti. Evet. Yani Şii hükümet Şiileri orada öldürüyor. Yani bakın işte Şii partiler şu anda ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. İsim değiştiriyorlar, vitrin değiştiriyorlar vesaire bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Neden? Çünkü yönetemiyorlar, bunu bilmiyorlar. Türkiye'nin bu bağlamda yapabileceği çok şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye öyle veya böyle işte 300 yıllık bir tecrübesi var. Bunun son 50 yılı var. Bunun çok başarılı bir AK Parti örneği var. Türkiye'nin sunduğu modelin ben önümüzdeki dönemde bütün bölgeye çok fazla şeyler sunacağını düşünüyorum. Ankara'ya Hakkı Bey'e kısaca döneyim. Hakkı Bey, Mete'nin bıraktığı yerden sizce bu mümkün mü? Kısaca bir anlatır mısınız? Hangisi mümkün mü? Yeni anayasa süreci ve Suriye'nin geleceği konusunda bu reform, büyük bir barış, insanların tekrar normal bir şekilde dönmeleri, bu mümkün mü Suriye için? Mevcut yönetimle ben çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Yani bu reform mümkün olsaydı zaten başından beri bu yönde ciddi bir şey gösterirdi. Bağız rejiminden bahsediyoruz. Yani bütün meşruiyetini işte Hafize Esat'ın 69'da yaptığı darbeden alan bir yönetim. Yani reform yapmak kendisini inkar etmek olur. Nasıl iş başında kalabilir? Ne diyebilir? Ancak şu olabilir, belki bir geçiş yönetimini üstlenebilir. Demokratik seçimler için ortamı açabilir. Uluslararası kurumların gözetiminde, belki Birleşmiş Milletler'in gözetiminde, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın gözetiminde bir seçimler için bir ön açabilir. Yoksa mevcut Bağız yönetiminin ben reforme edilebileceğine şahsen inanmıyorum. Ha olursa, bizi şaşırtırsa ne âlâ, ama bu kadar kan dökülmüşken, çünkü karşı tarafın psikolojisini de anlamak lazım. Yarın siz reform yapmaya kalkın, işte Bağız generallerine deyin ki işte sen 20 bin kişiyi öldürdün, varil bombaları kullandın, gel seni görevden alıyorum. Adam ne diyecek? Yani ben bu savaşı rejim için yaptım, şimdi sen beni görevden alıyorsun, yargılıyorsun vesaire. Bunun çok mümkün olduğunu düşünmüyorum, çok gerçekçi değil. Ben az önceki sözlerime de açıklık getirmek isterim. Kelimelerimi seçerek konuşmaya çalışıyorum ama zannedersem anlaşılmadı. Ben Türkiye ve İran'ın PKK konusundaki konumlarının aynı olduğunu söylemedim. İran'ın PKK ile görüşmediğini de söylemedim. Dediğim şey çok net. O sınırı Pejak'ta kullanıyor. İran üstlerine saldırılar yapıyor. İran'a da zarar veriyor. Ha, Kasım Süleyman'ı YPG ile görüşür mü yarın? Tabii ki görüşür. Yani işte Trump'ın Mazlum Kobani'ye sözde generali aradığı, az önce internete de düştü görmüşsünüzdür belki, Rus Savunma Bakanı Şoygu'nun telefonla konuştuğu adama İran neden görüşmesin? Muhakkak bunu yapar. Türkiye ile İran bazı konularda görüş birliğine sahiptir, bazı konularda değildir. Bu kadar net. Ama dediğim şey, anlatmaya çalıştığım şey büyük resimde YPG'nin son tahlilde Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik bir örgüt olduğu, Suriye'yi bölmeye çalıştığı. Ve eğer Suriye ile İran'ı, Türkiye'yi birleştiren bir nokta varsa o da Suriye'nin toprak bütünlüğü. Gerçekten Suriye'nin bir kendisini tehdit ediyor. Bu kadar petrol alanı, su alanı vesaire, bu kadar verimli alanlar, bu kadar silah, uluslararası meşruiyet ciddi bir tehdit. İki, Türkiye'ye komşu olduğu için Türkiye'nin de kendi PKK sorunu var. Üç, İran'ı niye bu birleştirir? İran az önce dediğim gibi, yani ben İran'la ilgili tartışmaya girmek istemiyorum. Ama sonuçta İran çok farklı etnik kökenli insanlardan oluşan bir imparatorluk bakiyesi. İran Kosova'nın bağımsızlığını bile bana olumsuz etkisi olur mu diye tanımayan bir ülke. Bu konu İran'ın kırmızı çizgilerinden biri. Dolayısıyla YPG ile tabii ki taktiksel ilişkiye girer.
Az önceki örnekteki gibi işte Taliban ölüyorsa insani bir ziyaret olarak oraya gider. Ama bütün sınır kapılarını da kapatır. Oraya ciddi bir ambargolar uygular. Kerkük'ü de peşmergelerinden çok basit bir şekilde çekip alır. Dolayısıyla bu tahlilleri yaparken dediğim gibi çok siyah beyaz bakmamak lazım. Gri alanları iyi fark etmek lazım. Ben önümüzdeki dönemde İran'ın bu konuda şunu tabii ki yani tamamen ihtimal dışı bırakmıyorum. Az önce bahsetmiştim birinci bölümde. Yani Trump PKK'lı komutanı arıyorsa, işte her neyse teröristi arıyorsa, bu Amerika ile bu grubun işinin bitmediğini gösteriyor. Özellikle Güney bölgesinde. Ve şunu da biliyoruz, tamam Trump'ın sürekli vurguladığı bir şey var. Askeri çözüme karşıyım, Amerikan askerlerini eve götüreceğim. Ama bu programda hiç konuşmadık ama şu anda İran'a yönelik muazzam kapsamlı şeyler var, yaptırımlar var. Trump bu şekilde, Trump çünkü hep konuşuluyor ya iş adamı mantığıyla gidiyor. Türkiye'ye karşı da bunu kullandı. İşte hatırlıyoruz o tweetleri. Türkiye'nin ekonomisini yıkarım, şunu yaparım, bunu yaparım. İran'da da bu şekilde sonuç almaya çalışıyor. Dolayısıyla İran'la Amerika'nın işi henüz şu konuştuğumuz anda bitmemiş durumda. Yarın İran'la Amerika anlaşır, başka bir şey olur. Yeni bir resim oluşur, farklı. Ama o güne kadar İran bu kadar kuşatılırken, ekonomik olarak, bölgesel olarak Suudi Arabistan'la arasında ciddi bir çatışma varken, en son işte Aramco saldırılarını vesaire biliyoruz. İran'ın YPG karşısında Türkiye'nin pozisyonu ben temelde anladığını düşünüyorum. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde, baş sorunuza gelerek tekrar bitireyim, Suriye rejimi Rusya'nın itiklemesiyle, İran'ın bir şekilde ses çıkarmamasıyla bir takım reformlar atabilir. Anayasa Komisyonu bir takım şeyler atabilir. Ama bütün Suriye'yi kuşatacak, Türkiye'deki mültecileri geri gönderecek, uluslararası meşruiyeti tanıyacak, uluslararası sermayenin Suriye'nin yeniden yapılandırılması için bu ülkeye akmasını sağlayacak formül kesinlikle Beşar Esed'in başında olduğu, Baas Partisi'nin yönetimde olduğu bir Suriye olmayacaktır. Peki, teşekkür